Haydi gelin kendi ufacık yeşil bahçemizde, bahçede değil saksıda, yeşilliğimizi balkondan apartmanın 8. katında şöyle ne yapalım, yeşillik zevkimizi çıkartalım. Böyle saksılara çiçekler dikiyoruz ufak ufak. Şöyle penceremizi açtıkça, bu yeşillikleri gördükçe, şöyle fırfır var. Bu fırfır da rüzgarda döndükçe bizim neşemiz, huzurumuz geliyor. Şöyle ufak bucu bucu çiçeklerimiz var. Gül var, tadikte bakın. Ve ayrıca ne yapıyoruz? Aralarda şu çiçeklerin dik kısımlarındaki boşluklarda ben soğan yetiştiriyorum şu an. Küçük soğanları, bakın şöyle maydanozlar var. Onları sepeliyoruz. Böyle küçük maydanoz, küçük soğanları, soğanların içinden çıkabiliyor veya küçük şekilde böyle soğanlar satılıyor. Bunları böylece ne yapıyorum ben? Şöyle çıkartayım, yanaştırayım. Güzelce bunları diplerine yerleştiriyorum. Ve mis gibi daha sonra bunlar yeşil soğan olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle toprağa parmağımızla oyup bunu içerisine koyuyoruz. Şöyle kapatıverdiğimiz zaman bu buradan kendiliğinden çıkıyor. Ayrıca benim bir usulüm var. Şöyle bir soğan aldığımız zaman böyle küçüklerini şöyle su şişesine, yani pet şişelere şöyle ağzına koyuyorsunuz. Bu ağızları ne yapıyor? Köklenmeye başlıyor. Bunu da dikerek yapabiliyorsunuz. Bu ikinci yöntem. Bir de ben böyle soğanları direktmen şöyle kafa kısmını koparıp yemeklere doğramıyorum. Nasıl yapıyorum? Üzerindeki şu katmanları, bakın şu kuru kabuğu, içindeki yaş kabukları şöyle katmer katmer alıp bu şekilde tohumlu hale kadar getiriyorum şöyle. Şurada tohum verecek şekilde. Daha sonra bunları da yine böyle dikiyorum. Şöyle bir parmak kadar atıp bunu da içine soktuğumuzda bu böyle dışta kalıyor. Buradan kendiliğinden bu artık yeşermeye başlıyor. Hem dışını değerlendirmiş oluyoruz yemekte, hem de orta göbeğini, böyle bakın orta göbeğini, şöyle ortada bakın tohum, neyse sürgün verecek olan kısmı zarar vermeden, hatta bunun şöyle yarısından kesenler oluyor. Böyle bu şekildeyken ne yapıyorum, bakın böyle saksıya parmağımla yuvasını açıp yerleştiriyorum. Bu buradan bir hafta 15 gün sonra yeşilliğini vermeye başlıyor. Böyle bakın başka bir soğanımız. Böyle dışını aldım. İç kısmını bu hale getiririz. Bakın şöyle fırfırımız da burada döndükçe neşelenmiş oluyoruz. Dediğim gibi şöyle küçük soğanları da böyle, bunları da böyle dikelim. Bu da yandan ne yapsın? Bu boşluk yerlerde su verdikçe ne yapacak? Sürgün veriyor. Mis gibi soğanımızı da böyle saksıda elde edebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi saksıların belli bir kısmına maydanoz da edebilirsiniz. Nane de edebilirsiniz. Nane pazardan alıyorsunuz mesela. Yeşilliklerini yiyorsunuz. Sürgün verecek olan kısımlarını bırakıp bu çubuk halinde dikebilirsiniz. O çubuklardan ne yapıyor? Nane çıkıyor. Ve böylece hemen elinizin altında yeşil nane, yeşil maydanoz, soğan, hatta dediğim gibi sarımsak da, küçük sarımsak taneleri koyun buraya. Bu aralarda o maydanozlarda, soğanlarda, sarımsakta büyüsün. Yeşil yeşil koparıp kendi bahçemizden yemek kadar zevkli bir şey yok. Sizler de böyle ufak zevklerle, ufak neşelenmelerle kendi yeşilliğinizi, kendi ufacık bir toprakta, saksı toprağında
gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Böyle apartman dairesindeyim, ben nasıl yapacağım demenize gerek kalmadan güzel bir neşeli şekilde kendinize vakit geçireceğiniz ortam hazırlıyorsunuz. Şöyle karşısına geçip bir kahve içtiğinizde, şöyle yeşillikleri gördüğünüzde, bak ben bunları yaptım diye kendinizce gurur duyabilirsiniz. Mis gibi bakın. Çeşit çeşit kaktüsleri, çeşit çeşit çiçekleri. Bunlar çiçek açtıkça renkli renkli. Şöyle bakın, beyazlı, pembeli, bıcı bıcılar. Hele gülümüz var şurada bakın. Gül de ne yapıyor? Tomurcuk veriyor her seferinde. Her bir çiçeğin kendine göre güzellikleri oluyor. Güllü hem koklaması hem güzelliği bize neşe veriyor. Sizler de böyle çiçek açtıkça, çiçek diyoruz zaten, güzel çiçekleri açtıkça, şöyle sardunyalar güzel güzel büyüdükçe, her birinin kendine göre hoş bir kokusu oluyor, güzel bir görüntüsü oluyor. Uğraştıkça bizlere neşe, huzur veriyor. Sizler de böyle dediğim gibi bahçeniz olmasına gerek kalmadan yeşilliklerinizi böyle ufacık balkon kenarında, cam kenarında kendinize bir yer edinin. Her mevsime göre değişik sebzeler edebilirsiniz. Öbür balkonumuzda biberimiz var. Şubat ayında biberin tohumlarından bir iki tane de ne yaptık? Sepeledim. O biber olarak karşımıza çıktı. Burada da maydanozdur, soğandır, sarımsaktır, nane, maydanoz, onları yapıyorum. Öbür taraftaki biberimi de sizlere göstereyim. Bizim gülümüz. Bakın saksıda büyütüyoruz. Çok şahane, arada bize bembeyaz gül veriyor. Açtıkça hoşumuza gidiyor. Şöyle bıcı bıcımız. Yeşilliği görmek bile yeterli oluyor. Bizim balkonumuzda yetiştirdiğimiz biberimiz çok şahane şekilde, bakın böyle Şubat ayında dediğim gibi böyle 2-3 tane şöyle dip kısmına tohum attık. Oradan çıkan biber, 2 tane biberimiz, 2 dal biberimiz böyle büyüdü, mis gibi bize sivri biberler vermeye başladı. Turşuluk sivri biber. Böyle kışın, geçen sene almıştık bunlardan. Turşusunu kurmuştuk böyle. Onlardan kuru olanlarını böyle bir iki tanesini böyle kıpkırmızı kızardıktan sonra bunlar. Bunu ne yaptım? Bıraktım. Bunun içerisinden çıkan tohumu da sepeledim. Bize böyle bir yeşil güzelcene bir biber olmuş oldu. Yerimize göre biber yapabiliriz, salata yapabiliriz, salatalık dikebiliriz, domates dikebiliriz, böyle sırık gibi böyle balkona tele bağlayarak yayabilirsiniz. Yani balkonda hem salatalık hem domates yetiştirebilirsiniz. Bu sene biber yaptık. Her türlü sizler de balkonunuzda bir saksı da olsa biber, salatalık, domates yetiştirdiğinizde neşeli bir şekilde bunların hasatını yapabilirsiniz. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Mis gibi bakın. Biberlerimiz buradan koparıp yemesi, tarhananın yanında, ne bileyim, şöyle görebiliyor musunuz? Yeşil yeşil kuru fasulye ile nohutla yemesi güzel oluyor. Kurutma işlemini de yapıyoruz. Afiyet diliyoruz. Sizlere de böyle tavsiye ederim.